Atabozu çok seviyordu. Seviyordu. Bir yere kadar. Ve ona olan bu sevgisi bazı yanlış şeyler yapmasına sebep oldu. Yaptığı şeyler çok büyük ihanet derecesinde şeyler değil. Ata duygusal birisi, bunu hepiniz de biliyorsunuz. Sevdiği insana sonuna kadar bağlanan birisi. Buna hainlik denemez. Sadece Boz'a söylediği bazı şeyler vardı. İşte bu şeylerden birisi de kulübün neden Boz'a karşı bakış açısının değiştiği. Buna zamanında anlam veremiyordu. Kulüp neden Boz'dan uzaklaştı ve neden Boz'a karşı kötü davranıyor. Bu tarz konuları Boz'la konuşmuş. Ve o zamanlar church masasında konuştuğumuz bazı şeyleri Boz'la sohbet etmiş. Bunlar bilgi vermek anlamında değil. Zamanlar Ata'nın kutsal zamanlarıydı ve kendine kaçacak bir yer arıyordu. Fakat yanlış tarafı seçmişti o konuda. Ben bunu uzun zamandır biliyordum. Ve ben bunu President olmadan önce de biliyordum. Ki Bozok Fırtına'dan öğrenmiştim. Atanın gelip ona bazı şeylerden bahsettiğini ve Ata'ya karşı beni doldurup onu öldürmem için, canını almam için ona karşı dolduruyordu. Yaptığı bazı şeyleri anlatıyordu. Fakat her zaman dediğim gibi Bozok Fırtına beni çok hafife aldı. Düşündüğü şeyleri yapacağımı zannetti. Ben her zaman zamanını bekledim. Hata yaptığı hatanın telafisini sağlamak için çok uğraştı ve bazı şeyler yaptı. Bu süreçte Oz'un içerisine Ata'yı yerleştirdik. Sadece ben ve Ata biliyordu. Oz'dan bazı bilgileri almak için, içeriden bazı bilgileri almak için bize, benim için, kulüp için ikili oynadı. Ve o çok sevdiği adamı silip attı. Eşlerinin yanında durmayı seçti. Ama yaptığı şey bizim kurallarımızda ve tüzüğümüzde cezasız kalacak bir şey değildi. Ata bir hain değil. Bunu öncelikle bilin. Ve sizin gözünüzde, sizin düşüncelerinizde her zaman kardeşiniz olarak kalmak istiyor. Ve akın gibi anılmak istiyor. Bunun için çok uğraştı. Gerçekten çok uğraştı. Bugün Ata'yla buluştuk. O çok sevdiği, bir kere bizi götürdüğü manzaralı bir yer vardı. Belki hatırlıyorsunuzdur. Hatırlıyorum. Viskimizi içiyorduk. Artık ben ona bazı şeyleri yapması, bazı şeylerin yapılması gerektiğini söyledim. Bu adam işkenceli bir ölümü veya içinde yelek olmadan etmiyordu. Bekle olması gereken oldu. Elimdeki silahı verdim. Gereken şeyi izledim. Ya şakağını dayadı. Hiç düşünmeden tetiği çekti. Kendi cezasını kendisi verdi. Hiç değilse istediği gibi öldü diyebiliriz. Ona o şansı verdim. Kulüp için kendini riske atan ve yaptığı hataları telafi etmek isteyen adam için borçluyduk.
Ben kendi inisiyatifimi kullanıp bunu verdim. Bununla alakalı bir sıkıntısı olan varsa şu an burada belirtebilir. Bir sıkıntım yok ama söz alabilirim. Evet. Atalay. Bay Atalay. Her şey. Kulübe ilk geldiğimde, Mirror Park'ta ilk o kapıdan girdiğimde orada olan ve bana bakan memurdu. Onu ilk tanıdığım andan beri kendine has tarzı, kendi enerjisi ve kendi çok güzel düşünceleri vardı. Kardeşlik duygusunu öğrendiğim bir kişiden biri de o. Bu yeleği sırtıma geçirdiğimde, member olduğumda bana vuranlardan biri de o. Ben Atalay'ı hiçbir zaman kötü anamam. İhanet etti diye anamam. Ama şunu bilirim ki Atalay'ı tanıdığım kadarıyla ne yapıyorsa kulüp için yapmıştır da. Bu yeleğe geldiyse, Rod Captain peçinde taşıyorsa kulübün önemli bir parçasıdır. Kardeş kaybetmek çok farklı bir şey. Aynı kan taşımıyorsak bile belki çoğu kardeşten, abi kardeş olan kişiden daha önemli abiydi veya kardeşti benim için. Geçirdiğim çok güzel zamanlar oldu. Umarım Tanrı onu korur gittiği yerde. Atalay Kuzey her zaman bu kulüpte iyi bir şekilde anılacak. O kardeşlerini seçti ve kardeşlerin yanında durdu. O kadar ufak hatalar yapsa da hatalarından dönmeyi bildi. Bazıları gibi yanlış yollara girmedi. Birkaç şeyden bahsedeceğim, bilmeniz gerekiyor. Atalay'la konuştuğumuz zaman amacın rapor konusuyla alakalı Bozok Fırtına Atalay'a şu şekilde bir teklifte bulunmuş. Bu teklifte bulunduğu zaman da amacın kaza yaptığı zaman. O kazasını geçirdiği zaman. Atalay demiş ki Yamaç'ın alacağı rapor sahte. Sahte bir şekilde rapor düzenlenecek ve kulüp sağlanacak. Eğer istersen senin için de böyle bir şey yapabilirim. Gerekirse de bir şekilde ölüm çıkartırız. Başka gösteririz ama sen yaşamaya devam edersin ve farklı bir kimlikle farklı şeyler yaparsın. Atalay'a bu teklifte bulunmuş. Ve bu teklifte bulunduğu zamanlar biliyorsunuz Atalay'ın kulüpten uzak olduğu zamanlar. Düşmanı çok uzaklarda aramışız. Aslında düşman en yakınımızdaki kişiymiş. O kadar düşman Atalay'a bu şekilde söylemiş. Rapor sahte demiş. Fakat biz bu raporun Oz'u biliyorsunuz ikili oynayabilir. Belki de olmayan bir şeyi ona olmuş gibi gösterip onu kendi tarafına çekmek istemiş olabilir. Her türlü seçeneği değerlendirmemiz gerekiyor. Ve artık bu doktor emre midir nedir onunla görüşüp bu işi noktalamamız gerekiyor. Ki buradaki düğüm çözülsün. Bunu araştırdıkça artık farklı farklı şeyler çıkmaya başladı. Ben bunları uzun zamandır biliyordum. Fakat ve bu şekilde masaya sunmak istemedim. Çünkü hiçbirinizin aklında bu konuyla alakalı soru işareti olmaması gerekiyor. Ben bu masaya gelip Maçkaya'nın raporu sahte bir şekilde düzenlenmiş desem hiçbiriniz sorgulamadan buna inanırsınız, buna eminim. Ama aklınızda en ufak bir şekilde şüphe kalması bu kulüp için iyi bir şey değil.
ve kimsenin aklında soru işareti kalmayacak şekilde bu işi noktalamamız gerekiyor. Her şeyi açık ve net bir şekilde belli olması gerekiyor. Atanın bedeni şu an o bahsettiğim yerde. İhtimalle hiç bile olabilir. Hepinizi sorguya alacaklardır. Diye konuşmayacaksınız. Hiçbir şey bilmiyorsunuz zaten. Bu adli işlemler bittikten sonra ona yakışır bir şekilde cenaze gerçekleştireceğiz. Ve Akın'ın yanına gömeceğiz. Bu şehirde bozuk fırtına ve yandaşlarına yer yok. Bu aklınıza kazıyın. Görüldüğü yerde gereği yapılacak. Yüzünüzü kırpmayacaksınız. Gerekirse öleceğiniz bir ortam bile olsa orada gereken şeyi yapacaksınız. Üstünüzde yelek olup olmaması sihrinde bile değil. Ve bunun için mehem oylaması falan başlatmıyorum. Bunu size Altay olarak söylüyorum. Kardeşimizi bizden alanlara yapmamız gereken şeyi yapalım. Diyorsunuz ki hepinizde atada hepinizi hatırlatacak bazı hatıralar var. Benden aldığı, sizden aldığı. Ona sizi hatırlatacak hatıraları size geri vereceğim. Size geri vereceğim ki siz de atayı unutmayın.